Yani şunları anlatırken hani Evet. anlaması bile bir Evet. mesele. Evrimciler diyor ki bunları doğadaki tesadüfler, mutasyonlar, doğal seleksiyonlar. Bakın bir madde geliyor, başkasıyla birleşiyor. Protein ayrıştırıcı maddeye oluşuyor bir anda. Oradaki kasların yapıları tamamen o işte yemeği mideye götürmeye yönelik. Mideye geldiği zaman işte ayrı bir kapağı var. İşte ağızda ayrı sindirim. Evet. Ayrı maddeler hepsi DNA'sında kodlu. Yani insana verseniz şu maddeleri ürettiği laboratuvarda işte bir maddeyi nasıl parçalar, işte o proteini nasıl ayrıştırır diye. Yani anormal bir ekip kurmanız lazım bir kere ve baya milyar liralar yani para harcamanız gerekiyor böyle bir şey için. Ve en sonunda size aylar sonra, yıllar sonra belki işte böyle bir madde ürettik diye karşınıza çıkarlar. Şimdi biz burada yani doğa mı yaptı bunları? Mutasyonlar mı yaptı bu DNA'daki bu maddelerin kodlanması mutasyonlara mı ait olmuş oluyor? Yani evrimciler nasıl bir vicdanla hareket ediyorlar? Gerçekten yani her iman hakikatini dinlediğimizde, gördüğümüzde enteresan bir yapılarının olduğunu görüyoruz. Yani bunun neresinde tesadüf var? Her aşaması çok detaylı mucizelerle dolu. Ya iki ayrı enzimin salgılanması gerekiyor. Birleşince başka bir enzim oluşturuyor. O enzim anca işe yarar hale getiriyor. İşte midenin yapısı ayrı, normal kapalı halde duruyor. Yemek geldiği zaman açılmaya başlıyor. Açıldığı zaman hormon salgılayacak sistem var. Yani bunu atomlar mı karar veriyor bunu? Atomlar mı? İçi boş atomlar mı diyor şu an? Şuursuz atomlar mı? Hayır. İşte bunu salgılamamız gerekiyor diye. Yani her aşaması mucize. Yani Allah'ın bu kadar nimeti varken kalktı bunları mutasyonlar yaptı değil mi? Hayır. Çok büyük bir vicdansızlık Bunlar ya. apaçık ayetler. Apaçık Allah'ın varlığının apaçık delilleri. Her biri Evet, o şekilde. inşallah. Gastrin aynı şekilde. Pepsin, pepsinojen, hidroklorik asit. Hepsi aynı şekilde.